Evet, aslında Dünya Kadın Hareketi'nin bugün geldiği aşama dönüp geçmişiyle de bir tartışma yürütmesi gereken bir süreçteyiz. Aslında 2000'lerle birlikte çok evrenselleşen bir kadın mücadelesi, ortaklaşan bir kadın mücadele gerçekliği açığa çıktı ama bu mücadele zorluklarının geçmişten kalan sorunları, çıkmazları söz konusuydu aslında. Yani kadın mücadelesini biraz kadın ve erkek kimliği üzerindeki tanımlamayla uzun yıllar kadın mücadelesi yürütüldü. Oysa aslında kadın kimliği üzerinden, kadın bedeni, ruhu, duygusu, düşüncesi üzerine 5000 yıldır belki de daha fazla çok ciddi anlamda bir toplum inşa edildi, bir toplumsallık inşa edildi. Kadın mücadele yürütürken aslında o yıkıntı halinde kadının kimliğinde, bedeninde, düşüncesinde, ruhunda, eyleminde inşa edilen toplumsallık belki bir süre görülmedi. Yani biz yıkıntılar bu kadar erkek egemenlikli bir sistem, devlet sistemi, toplum sistemi, işte kurumlar, düşünce biçimleri, ideolojiler, politikalar, inançlar, dinler, milliyetçilik, militarizm içerisinden ki bunların hepsi toplumu inşa etti ve hepsi kadın kimliği karşıtı, kadın bedeni karşıtı inşalardı. Bunların içerisinde biz yıkıntılardan kendimizi var etmeye, kendimizi yaşatmaya, kadın olarak yıkılmış bir şehirde, yıkılmış bir toplumsallıkta kendimizi koruyabileceğimiz bir ev yaratmaya, bir güvenli alan yaratmaya çalıştık. İşte bu son 200-250 yıllık mücadele tarihinde açığa çıktı. Kadının insan olarak sayılmasından tutalım, mülk edinme hakkından tutalım, seçme seçilme hakkından, eşit işe eşit ücret hakkı mücadelesi, kürtaj hakkı. Bugün daha farklı özgün mücadeleler yürütülürken biz bize ait olanı istedik. Bize ait olanı dünyanın her yerinde, işte Latin Amerika'da da, Amerika'da da, Orta Doğu'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde kadın olmaktan kaynaklı haklarını talep etme mücadelesi yürüttü ve bu büyük bir mücadeleydi. Büyük bir bedel ödendi belki. Ama geriye dönüp baktığımızda da bugün erkek egemenlikli kapitalist modernitenin kadını bu kadar araçsallaştırdığı, bu kadar tepeden tırnağa sömürgeleştirmek istediği gerçeklik karşısında düşündüğümüzde bu 200 yıllık, 300 yıllık mücadele, belki de 5000 yıllık aslında mücadele. Çünkü geçmişte de yani tanrıçalar, kral tanrılara karşı bedel ödedi, mücadele etti. Kölelik sistemine karşı kadınlar mücadele etti. Orta Çağ karanlığında kadınlar mücadele etti ama bunlar her kadının yaşadığı bir hakikat olarak karşı çıkışı gerçekleştirdi. Arka planda belki toplumsal bir özgürlük ideali vardı. Çünkü kadın toplumsal bir varlıktır, toplumsal bir kimliktir. Ama tanım olarak biraz kadın kimliği üzerinden tanımlandı. Toplumsal ayağı belki de günümüze kadar bir boyutuyla aslında eksik bırakıldı. Kadının mücadelesinin toplumsal mücadele olduğu, aslında kadında inşa edilen bütün sömürge biçimlerinin inansal, kültürel, bedensel, ruhsal, duygusal, emek sömürüsüne kadar bütün bu sömürü biçimlerinin bir toplumsal sömürü mekanizması olduğunu yeterince mücadeleye belki yediremedik. Belki bütün dünya kadın hareketleri bu konuda işte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga feminist mücadeleler, kendi mücadelesinin ideolojisini, politikasını, teorisini, kuramını oluşturmaya çalıştı. Ama bir türlü toplumsal hakikate indirgemek, işte ulus devlete karşı çıkmak, bu kapitalist sistemi bir bütün reddetmek değil. Bunun içinde ben daha nasıl güvenli yaşayabilirim? Ben de ne kadar hak kazanabilirim? Mücadelesi yürütüldü ve belli bedeller de ödendi ama bugün gelinen aşama aslında kadın mücadelesinin çok daha toplumsal bir mücadele. Bütün erkek egemenlikli sistemin, ulus devletin, kapitalist sömürü sermaye alanının, ekonomik alanının, kültür alanının, sanat, sinema, edebiyat alanından, bilim alanından tutalım sosyolojik toplumsal gerçeklik alanında inşa edilen her şeyin aslında kadına yansıması olduğunu ve kadının da dönüp bütün bunlarla mücadele ederek kendini özgür hissedebileceğini, kendini güvende hissedebileceğini, bu da aslında bir toplumsal mücadeledir. Bu zorlukları kadın mücadelesi yaşadı. Örneğin hani aile içi şiddetten tutalım, işte aile kurumunda eşinden şiddet gören kadın dönüp ailesine geri döndüğünde bu sefer aile içi ebeveynlerin farklı biçimlerdeki şiddetine maruz kaldı. Ya da bugün en somut örnek diyelim, hani Türkiye'de işte İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildi AKP-MHP hükümeti. Biz tekrar bunu geri kazanmak için mücadele etti. Türkiye'deki kadın hareketleri, hatta birçok ülkede bu gündem oldu ya da bu sözleşmeyi imzalayıp uygulamayan birçok ülke var. Ama aslında bundan talep ettiğimiz, geri uygulanmasını istediğimiz sistemin hepsi aslında bize şiddet uygulayan bir sistemdir. Yani Erdoğan rejiminin o kadar çok somut söylemler üzerinden kadın kimliği, kadın mücadelesi, kadın bedeni hedef alındı ki, o kadar saldırı gerçekleştirildi ki biz dönüp tekrar bu limana sığınmak zorunda hissetti kadınlar. İşte sözleşmenin uygulanması ya da kadın haklarının iade edilmesi, yasaların çıkarılması, kanunlarla güvenceye alınması, aslında bunların hepsi belki birer adımdır, farkındalık yaratma mücadelesi boyutuyla bir dönüşümdür. Ama şiddetin sonuçlarıdır. Yani kadın mücadelesi uzun süre şiddet biçimlerinin sonuçlarından yola çıkarak kendi özgürlük alanlarını oluşturmak istedi. Bu elbette ki kadının parçalı mücadelesi, kurumsallaşmış bu kadar güçlü devlet ideolojileri karşısında yeterli olmadı. Kadın özgürleşmesinin mücadelesinde yeterli bir adım olmadı. Çünkü burada tekrar kadına karşı şiddet biçimleri yeniden üretilerek, ideolojik politik argümanları yeniden yaratılarak kadının önüne kondu. Bu anlamda kadın mücadelesi de bütünleşemedi. Yani bunun en somut örneği aslında bugünkü Zülriye Azat.